Günaydınlar. 21 Temmuz Perşembe sabahında yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz beraberliğimize. Manşet artıyı başlattık. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletelim. Bir günü karanın ardından yeniden karşınızdayız. Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda kurum müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış Sayın Hüseyin Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini aldık. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün saat 11'de BRT'de kendisi için bir tören düzenlenecek. Ardından da defnedilecek. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun diyelim. Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu ile beraberiz. Ülke gündemini konuşacağız. Biraz siyaset, biraz ekonomi. Sayın Vekilim hoş geldiniz diyelim öncelikle. Merhabalar, size. Günaydın. Nasılsınız? Her şeyden önce Sayın Hüseyin Çobanoğlu'nun vefatının olduğunu şimdi sizlerden duyuyorum. Gerçekten derin bir üzüntü içerisindeyim. Birlikte Küçükkaya Amatör Spor Kulübü'nde yönetimde görev yapmış değerli bir büyüğümüzdü Sayın Hüseyin Çobanoğlu. Tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun Hüseyin abimizin. Kurum içinde son derece önemli katkıları olmuş kesinlikle bir isimdi. Biz de saygıyla rahmetle analım kendisini. Dün 20 Temmuz'du. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı sebebiyle düzenlenen törenlerde tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimi, var olma sürecindeki rolü ve bu rolü ortaya koyma konusunda da izlenecek yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Fuat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın da vermiş olduğu son derece önemli mesajlar vardı. Biraz dünle ilgili ve ortaya konulan açıklamalarla ilgili konuşalım. Özellikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle ancak Kıbrıs'ta bir çözümün var olabileceğine ilişkin önemli mesajlar verildi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili birkaç cümle dinleyelim sizden. Ardından diğer ülke gündeminde öne çıkan başlıkları konuşalım. Yani her şeyden önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın tüm ulusumuza, tüm Türk ulusuna hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha canı gönülden temenni ediyorum. Çünkü Kıbrıs Türk'ün var olunmasının, bugünlerde bir devlete sahip olmasının nişanesidir 20 Temmuz. Eğer olmasaydı Kıbrıs Türk'ü kantonlarda belki de hayatta varlığını bile sürdürmekte zorlanacak bir süreç geçirecekti. Bu yönde dün yapılan açıklamaları da gayet memnuniyetle alıyorum. Sayın Fuat Oktay, Kıbrıs Türk'ünün ve devletinin tanınması ve egemen bir devlet olarak hayatının devam etmesi yönündeki sözleri bence çok değerli. Bu noktada bizlerin de üstlerine düşen görev var. Çünkü Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduğumuz yıldan bugüne maalesef herhangi bir tanınma girişimi veya herhangi bir uluslararası bir platformda yerini alma noktasında biraz sanki ev ödevlerimizi yapmadık. Biz bu yönde bir heyecanla kendi devletimize sahip çıkıp kendi devletimizin var olma mücadelesini uluslararası tanımlarda da uluslararası işbirliklerinde de göstermek zorundayız. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir güç olduğunu, büyük bir faktör olduğunu da bilerek onlarla birlikte temel bu politikada bir gönül birliğiyle bir süreç geçirmemiz gerekiyor. Ve bu noktada daha da fazla artık söylemden içrata dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ev ödevleri dediğiniz şey tabii herhalde çok yoğun bir diplomasi atağı aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla tanınmaya dönük olarak çok yoğun bir diplomasi atağına ihtiyaç duyacağız. Herhalde bunun da temelleri atılacak. Keza Sayın Fuat Oktay'ın işte bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını da göreceğiz mesajı. Herhalde bu yolculuğun sinyallerini de vermiş oldu. Bence çok önemli. Dünyadaki Türk devletleri arasında bile Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti yerini alsa burada hem ticaret hem de turizmini hem de birçok noktada da oluşan travmalarını en azından kısa bir dönem içerisinde atlatabilir. Travmalar diyorum, özellikle seçiyorum. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün izolasyonlar altında olması bizim için artık bir travma. Bu noktada en azından dünya devletleriyle burada başlangıçta Türk devletleri olması benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bir an önce kendi yerimizi almalıyız. Bu yüzden hem Cumhurbaşkanlığımıza
hem hükümetimize hem Dışişleri Bakanlığımıza çok ciddi bir görev düşmektedir diye düşünüyorum. Travma dediğiniz noktadan devam edelim. Yani izolasyonların yaratmış olduğu ekonomik tahribat, yaratmış olduğu ekonomik daralma ve açılıma imkan tanımayan koşullarla ilgili süreçleri ne kadar zorladığımız, ne kadar gereklerini yerine getirdiğimizden öte yaşadıklarımızın, aslında güzel bir tespit yaptığınız bir travma. Bunu aşmak için tabii ki pek çok alanda mücadele etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu pandeminin de yaratmış olduğu üzerine eklenebilecek, yani sadece izolasyonlarla sınırlı olmayan, üzerine bir de pandemi sürecinin etkileriyle birlikte daha da ciddi bir ekonomik daralmayla, ekonomik darboğazla yüzleştik. Şimdi siyasi kimliğinizi bir kenara bırakmanızı isteyelim. Bir iş insanı olarak da içinden geçtiğimiz süreçle ilgili hem travma diye tanımladığınız izolasyonlar bacağı, hem de bu 2 yıllık sürecin tahribatı olarak yaşadığımız süreçle ilgili beklentileriniz, açılım sağlayabileceğimiz konularla ilgili ne kadar doğru bir zeminde tartışma yaratıyoruz, ne kadar doğru zeminde adımlar atıyoruz, nedir beklentiniz ve nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Yani her şeyden önce kapalı bir ekonominin içerisinde çok ciddi bir hatalar zinciri içerisinde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ve sadece maaş ödemeleriyle endeksi bir mali yapımızın olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yönde demin de ifade ettim. Ciddi bir travmalarımız var. Üretimden kopartılmış ve üretim maliyetleri çok yüksek bir ciddi şekilde özel sektörümüz var. Dünya ülkeleri özel sektörüne, biraz da tarım sektörüne çok ciddi sübvansiyeler verirken ve bunların daha fazla kendi ülkelerinde üretilmesini sağlamaya çalışırken, bizim ülkede maalesef ithalata yönelik bir devlet politikası oluşmuş durumda. Kim ne derse desin, ben bunun daha değişik olduğunu kendi iş hayatımda da yaşamış, görmüş bir insanım. Değişik dediğiniz daha ağır koşullar anlamında mıdır? Hayır, yani şu, yani biz teşvik veriyoruz tarım sektörüne. Bunlar doğru değil. İnanın bana, sadece göz boyama veya 5-10 kişinin cebine giden paralardan bahsediliyor. Bugün tahıl ülkesiyiz neredeyse. Tahılımız kendi kendimize yeterli olması gerekirken ithal eden bir duruma geldik. Buğdayımızı, darpamızı da bu noktalarda yapılması gerekenleri yapmamakla. Yani destek politikalarını gözden mi geçirmemiz gerekiyor? Baştan silmemiz ve yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Yani bugün üretimden sadece yılda bir mazota teşvik vererek sadece ve üstelik tahıl ekimi için sadece bunlar doğru politikalar değil. Bunlar bir tarlayın içerisinde bir kez ekim yapılmaz. Hele bizim gibi 4 mevsim yaşayan bir ülkede çok daha ciddi politikalarla ve ciddi projelerle senede 3-4 ürün yetiştirebilir bir tarladan ve bunlar hem üretime hem de insanımıza gelir elde edebilir, getirttirebilir, ithalattan da bizleri kurtarabilir diye düşünüyorum Baykan Hanım. Bunların yapılmaması için de hiçbir sebep yok. İşte suyumuz geldi mi geldi. Bugün dünyada artık su savaşları ve krizleri var. Biz bu noktada şanslı ülkelerden bir tanesiyiz. Üstelik maliyeti de neredeyse, birim maliyeti de son derece düşük. Bunu biz her türlü üretim sektöründe, tarımda kullanabilir olmamız lazım. Ancak bakıyoruz sadece böyle Kıbrıs'ta Andilla'yı koyup sadece bakar durumdayız ve uzaklardan böyle gazel okur durumlardayız. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bu ülkenin kendi hayvancısı, kendi çiftçisi her türlü şeyi üretebilecek kabiliyet, bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yeter ki biz devlet olarak onlara doğru politikalarla ve toplumsal politikalarla, çok ayırt ediyorum tırnak içerisinde, toplumsal politikalarla kişilere özel bireysel durumlar yaratmadan pozisyonlar üretebilelim, politikalar üretebilelim yeter ki. Bu söylediğiniz temeli peki şu anda tartışıyor muyuz? Yani hükümet gereklerini yerine getirme noktasında. Yani bence tartışmaktan uzaktayız Baykan Hanım. Sadece böyle sığ yüzeysel geçiştiriyoruz kelimeler arasında. Bir şeyi değiştirmeye çok da niyetimiz yok gibi geliyor bana Baykan Hanım.
bu söylediğiniz herhalde sadece tarım politikaları ile ilgili değil ya da tarım alanı ile ilgili değil, daha geniş bir yelpazeye oturtabilir miyiz bu söylediğinizi? Yani uzun yıllardır işte kalıcı yapısal sorun diye nitelendirdiğimiz konularla ilgili ne kadar değişim ve dönüşüm yarattığımız, ne kadar doğru ve akılcı sürdürülebilir politikalar ortaya koymadığımız noktası hep tartışılır ama sadece tartışma ekseninde kalır. Yani maalesef Baykan Hanım, ben niye böyle oluyor hiç anlayamıyorum. Yani milletvekili oldum, bir iş adamı olmamın ötesinde bir milletvekili oldum. Gördüğüm süreçler gerçekten çoğu kez artık böyle kalbimin yerinden sökülmesine sebebiyet veriyor. Siyaseten gördükleriniz anlamında. Hem siyaseten hem yapılan ve yapılmayanların, verimsizlik bacağından bahsediyorum devletin. Devletin ve meclisin. Bugün meclis 3 ay tatildeyiz, sanki ilkokul çocuğuymuşuz gibi tatile girdik. Evet, anayasal bir pozisyon var ama bunu meclis genel kurulu oturup bunu kısaltabilirdi. Bu noktada yapmamız gerekenler var ama yapmamız gerekenler varken niye biz 3 ay tatile çıktık, bunu da kavramış değilim. Seslendirenler derim, gelin çalışalım, dünya kadar bekleyen yasa tasarılarımız var önümüzde. Bu ülkenin gelişimi için bu yasa tasarılarına ihtiyacımız var. Hep birlikte söylüyoruz, 1975'ten kalan, federal devletten kalan bir sürü yasalar var ve bunları güncellememiz lazım. Güncelleyip bugünkü ekonomik konjonktüre göre bir düzenleme yapıp ülke insanımıza, ülke ekonomimize bir pozisyon yaratalım. Yok. Sosyal hayatımıza bile maalesef tabiatıyla yansıyor. Peki bu ağır ve hantal diye tanımlayabileceğimiz görüntüyü değiştirmek için neye ihtiyacımız var? Yani çalışmaya ekonomik krizler... Çalışmaya, çok ciddi şekilde çalışmaya. Ve yani bundan uzak bir görüntüye sahibiz şu anda. Bu sadece kesinlikle meclis için değil herhalde. Kesinlikle. Hükümet için de aynı şey geçerlidir Baykan Hanım. Peki bu yapıyı ne değiştirir? Yani özellikle ekonomik sorunlar, ekonomideki kötü gidişatın bir değişimi zorladığından hareketle bir takım değişimlerin, yapısal sorunların ortadan kaldırılmasına dönük bir seferberliğin yapılması bir gereklilik. Ancak bundan hala uzak bir görüntü çiziliyor olmasını sadece siyasetle mi okumak gerekiyor peki? Vallahi siyaseten okumak şart. Çünkü önce siyasi istikrar diyoruz ya. Ancak siyasi istikrar içinde takım tutar gibi parti tutmaktan vazgeçmeliyiz. Hepimiz için bu geçerli. Bizler milletvekilleri için de geçerli. Yani eğer bir koltukta oturuyorsam ben, artık devletin koltuğudur o. O noktada artık siyaseti bir tarafa bırakıp ülkeyi düşünmem gerekiyor. Sadece siyaset noktasında düşünülen bir yapıda sadece siyaset kurumu belki bir pozisyon üretir. Ancak o da çürümeye mahkumdur. Peki i̇şte bu söylediğinizden arınmış bir kimliğe sahip olabiliyor mu siyaset sizce? Bence şu anda olamıyor. Olmalı mı? Evet. Olmalı mıyız? Evet. Ama olmuyor. Şimdi bunu dile getirdiğiniz için eleştiriliyor musunuz peki? Çok. Geçen günlerde de Facebook'ta maaşlarla ilgili, maaş artışları, bu hayat pahalılığıyla ilgili ve ciddi şekilde maaşlar arasındaki uçuruma dikkat çekmek için bir paylaşım yaptım. Ciddi şekilde ses getirdi. Bir farkındalık yarattığını gördüm. Bu noktada çok da samimiydim, içtendim. Milletvekilleri bu maaşı hak etmiyor derken. Çünkü dünyada ve birçok ülkede savaşların temel nedenidir aslında maaşlar arasındaki farkındalık ve uçurumlar. Çünkü eğer siz bir ülkede bir kişilere veya bir zümre çok kazanırken diğer insanlar az kazanırsa, bu aradaki uçurum farkı toplumlar arasında ve ülke insanı arasında ciddi bir adaletsizlik yaratır. Bu adaletsizlik duygusuysa, birçok ülkelerin aslında geçmişe baktığımızda da tarihe savaşlara neden olmuş, hatta darbelere neden olmuş pozisyonları yarattığını görebilmemiz mümkün sosyolojik olarak. Buna bir farkındalık olsun diye ben bir cevap vermiştim. Ancak nedense sadece işte bazı vatandaş arkadaşlarımız, tabii onların da söylediklerini hepsini dikkate alarak hareket etmeyi seven bir insanın bir yapım var. Maaşını alma gibi, evet,
ben maaşımın tümünü de almasam bir şeyin değişmeyeceğini ifade edeyim. Ancak şunu da söyleyeyim, geçmişte bizler bu ülkeye hiç siyasetle ilgimiz yokken, iş adamı iken bile bir okul yapmış, milyon dolarlar harcamış bir iş adamıyız. Bu noktada da gelecek bir zaman içerisinde bu maaşımızın, daha doğrusu ulaşan farkın nereye gittiğini toplumumuz görecektir. Hiçbir kimsenin de şüphesi olmasın. Hı hı. Tüm maaşımı da versem yaptıklarımız ve yapacaklarımızla ilgili yetersiz olacağını da çok net söyleyebilirim. Hı hı. Benim tabii sorumdaki yani eleştiri alıyor musunuz noktası daha çok siyasetendi. Yani vatandaş yani, nezdinde değil de yani örneğin milletvekillerinden, mensup olduğunuz partiden, hükümet ortaklarınızdan bu eleştirileri ortaya yani koyduğunuzla ilgili bir eleştiri alıyor musunuz? Rahatsızlık duyduğumuz zamanlar oluyor Baykan, ama biz her şeyden önce bu ülkede milletvekilliğini profesyonel olarak düşünen insanlardan değiliz. Yani profesyonellikten kastım devamlılık arz etsin benim milletvekilliğim. İşte bu yönde diğer arkadaşlara suçlamak istemiyorum ama maalesef meclisin %40'ı neredeyse süreklilik arz eden bir yapı içerisine girmiş. Bir dönem kısıtlaması öneriniz oldu. Evet, yani bir dönem kısıtlamasına gidilmesi de şart gibi geliyor bana. Yani iki, maksimum 3 defa milletvekili seçilen insanların artık bir kez daha aday olmaması, seçilmemesi gerekiyor. Bu tabii kimilerine göre verimliliği düşürecektir ki, ama bana göre de verimliliği artıracak bir unsurdur. Bu çünkü konuda daha önemli bir daha cesaretle siyaset yapma becerisini elde edebileceğimizi düşünüyorum ben. Bunu ileri taşır mısınız, bu önerinizi? Yani bu konuda bir önerge çalışmamız da var. İnşallah yeni genel kurulda bunları önerge olarak meclise, genel kurula sunacağım. Şimdi kamu maaşlarıyla ilgili yani hayat pahalılığı oranında yapılacak olan artışla ilgili eleştirinizi az önce ortaya koyduğunuz aradaki uçurum bağlamında, ama şimdi asgari ücretle ilgili belirlenmesi gündemde olan rakama bir itiraz söz konusu oldu. Dolayısıyla bugün asgari ücret yeniden toplanacak. Asgari ücret tespit komisyonu saat 11'de yanılmıyorsam. Evet. Tabii işin bu kesim üzerinde yaratmış olduğu ekonomik tahribat çok daha fazla. Dolayısıyla bu süreçte şimdi az önce program başında kamu maaşlarını ödemeye odaklı bir ekonomi yarattığımızla ilgili bir eleştiri ortaya koydunuz. Asgari ücretle ilgili değişiklik ya da tespit süreci her tartışmaya açıldığında özel sektör ve özel sektörde faaliyet gösteren çalışan kimselerin devletin bütünlüğünden bağımsız ya da bir ikincil vatandaş görevi gördüğüne, işverenler açısından da ikincil bir konuma itildiğine dair görüşler ve değerlendirmeler ortaya. Haksız da değil aslında bu görüşlerin birçoğu. Katılıyorum. Bu konuda da bir önerge yapmak üzere arkadaşlarla, hukukçu arkadaşlarla ve iktisatçı arkadaşlarla bir çalışmam var. Milletvekilleri maaşları dahil olmak üzere bürokrasideki en top maaş leverinle asgari ücret arasında uçurum bu kadar olmamalı. Asgari ücretle belki 3 kat, belki 4 katla sınırlandırabilecek bir yasa tasarısıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ancak asgari ücretin 8600 açlık sınırının altında olmasını ben kabul etmiyorum. Evet, bugün özel sektördeki iş insanı çok ciddi sıkıntı içerisinde. Buna yönelik de devletin, eğer sosyal devletsek ve vatandaşımızın çalışır durumda, iş hayatlarını devam ettirir durumda olmasını da zorluyorsak, onlara da mutlaka destek primlerini artırıp onların da bu dönemde bu yükün altında yalnız kalmadığını göstermek zorunluluğumuz var. Ayrıca bir de bizim mutlaka sektörel bazda asgari ücreti ayırma gitmemiz gerekiyor. Bunu biraz açmanızı isteyebilir miyim? Tabii ki, yani bugün tıp sektöründe çalışan bir doktorla, ben bir inşaatçıyım kendi mesleğimden, inşaatta çalışan bir işçinin maaşı, asgari ücreti aynı olmamalı. Aynı pozisyonda aynı riskleri taşımıyor zaten. Yani bu pandemi döneminde biliyoruz ki birçok doktorumuz hayatını kaybetti. Sırf görevlerini ifade edebilmek için. Bu noktada onlara veya bir hukukçunun, yeni başlamış bir kişinin yargıda, savcılıkta aynı maaş almasını öngöremeyiz. Tabii biri diyeceksiniz bana devlet, biri özel sektör. Ancak yine devlette özel sektör arasında da birçok özel hastane var. Orada da aynı şekilde bu insanları bir maaş
skalası içerisinde gidiyorlar. Asgari ücret dediğiniz siz temel bir politika işaretidir aslında. O temel politikada da burada bir ayrımın yapılması ve sektörel olarak ayrıştırmanın da yapılması çok daha doğal olur. Ve ayrıca üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanların zaten birçoğu da biliyoruz ki inşaat sektöründe ve diğer sektörlerde çalışıyor. Orada asgari ücreti daha ucuz tutabiliriz. Başka sektörlerde daha yüksek bir pozisyon üretebiliriz. Hem Kıbrıs Türk halkını korumuş hem sektörler arasındaki ayrımı da yapmış olabiliriz. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy bir süre önce daha asgari ücretle ilgili şu anda konuşulan rakam dahi ortaya çıkmadan önce bu programda yine kendisini ağırlamış, konuşmuştuk. Şöyle bir öneri yapmayı, daha doğrusu tartışmaya açmak istiyorum demişti. Tabii ki son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar özellikle genç kuşak üzerinde bir göçe sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ülke vatandaşlarını, yani farklı bir politika uygulayabiliriz, farklı bir ücret üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrı bir ücret verip daha mutlu, daha memnun edici şekilde sürece dahil edebiliriz demiştim. Sektörel bunu baş açıdan altında koyarsak hem bence adı da daha doğru olur, ayrımını da daha kolay yapabiliriz. Tabii eşitlik ve insan haklarına aykırılık eleştirisine sebebiyet verebilir bu durum. O yüzden sektörel asgari ücret ayrımı başlığı bence çok daha doğru ve daha güzel olur Baykan Hanım. Çünkü insan hakları dünya bilgisi çok net. İnsanlar arasında ayrım yapamazsınız. Bu yüzden sektörel bazlı bir asgari ücret daha doğru olur. Zaten bizim ülkemizin doğal alışkanlıkları içerisinde kendi vatandaşlarımızın çalıştığı alanlar daha farklı. Onu böyle okumalıyız gibi geliyor bana. Tabii şu anda herhalde bu tartışmayı yapmaktan uzağız. Yani bir asgari ücret belirlenecek ama bundan sonraki yani, süreçle ilgili aslında hiç uzak olmamalıyız. Ben Sayın Taçoy'un bugün yerinde olsaydım hemen bu yönde çalışmalar başlatır. Bu yönde sivil toplum örgütleriyle yine hükümet yetkilileriyle bu konuları hızlı bir tartışır hale getirirdim. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi Baykan Hanım, birçok kriterimiz, birçok yasamız maalesef çok eski ve demode halde. Bugün asgari ücretin, demin de ifade ettim, açlık sınırının altında olması aslında 1975 çalışma yasası tahtında mümkün olmasa gerek, ancak komiteden böyle bir şey çıkıyor. Çünkü ticaret odasının verdiği verilerle, ticaret dairesinin verdiği verilerle açlık sınırı belirlenir diyor. Orada açlık sınırını belirler derken asgari ücretin de en az o kadar olması gerekiyor. Bunları tanımlayan daha iyi, daha net, kriterleri daha iyi belirgin ve daha hızlı yapılabilen bir düzenlemeleri, yasal zincirleme sistemlerine ihtiyacımız var. Şimdi işverenler tabii ki rakamın yükselmesiyle bunu ödeyemez duruma geleceklerini ifade ediyorlar. Doğru. Tabii 8600 ise açlık sınırının altında. İşverenleri, işletmeleri daha güvence altına alabilecek bir takım politikalara ihtiyaç duyduğumuz yönünde de tartışmamız var. Neler olabilir peki bu? Yani özellikle yeni bir asgari ücrette değişecek rakam işsizlik de yaratır endişesi yaratır. Hakim. Kesinlikle yaratır. Yaratacaktır da. Bu yüzden demin de ifade ettim. İşverenlere de mutlak şekilde teşvik primlerini, yani sigorta ihtiyaç sandığı primlerini, desteklerini devlet %100'ünü yatırmalı. Yatırmazsa çok ciddi bir işsizlik ve çok daha ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağımız da çok açık ve net. İşte bunların toplamı aslında bizim yapımızın, ekonomik yapımızın sadece maaş ödeme yöntemine endeks olmasıdır. Bunu diyoruz ya, bizim oysa bu ülkede evet küçük bir ülke, küçük bir coğrafya, küçük bir ekonomi, maliyeden gelen kaynak, her ay sonu maaşlara yatan kaynak ciddi ekonomimize bir katkı yapıyor. Ama tek başına bir şey ifade etmez. O ay tükenebilen bir unsur. O 15 gün içerisinde tükenebilen bir unsur. Ekonomik aktiviteleri bizim hem çeşitlendirip hem bu ülkede çok daha ciddi şekilde ekonomimize kaynak yaratabilecek modelleri yaratmamız gerekiyor.
ayla deve değil bunlar. Bakacağız başka ülkeler neler yapıyor. İşte hep söylediğimiz hızla aslında kayıt dışılığını giderebilsek bile ülke ekonomimizi öyle 3-5 ayın içerisinde, 6 ay içerisinde düzeltebilecek argümanlar ve pozisyonlar da elimizde var. Sanal bet olayını konuşmuştuk aylar önce. Bu ülkede bir sanal bet gerçeği var ancak kayıt dışında. Kripto ve forex işlemlerini bir yasal düzenlemeye alsak ciddi bir gelir elde edeceğiz. Sanal betten ciddi bir vergi alacağız. En az 1,5 milyar dolar konuşuluyor miktar. Bunların hiçbirini yapmıyoruz. Sadece ve sadece oturup bu ay sonu nasıl maaşlar ödeyeceğiz? Acaba maaşlar şu miktar mı olsun? Tartıştığımız noktalar bunlar. Bu yüzden diyorum ya, tek derdimiz aslında öncelikle çalışmak. Ekim ayı meclisin yeni açılış ve yeni döneminde daha yoğun bir mesai harcaması gerekliliği ile ilgili de herhalde hemfikir olabiliriz bu söyledikleriniz ekseninde. Yani ben gerekliliğin altını çiziyorum. Dün de bugün de. Ancak başka diğer arkadaşlar ne kadar gerekliliğinin farkındalar bilmiyorum. Sadece şikayet eden hiçbir üretim yapmayan bir pozisyona gelmiş durumda devlet. Devleti yönetenler de şikayet ediyor. İşte başta ben de bir milletvekiliyim. Ancak tek başımıza peki ne yapabiliriz? Değiştirmeye dönük yani bu sekteyle karşı karşıya kalmamızın sebebi nedir? Yani bu kime menfaat sağlıyor? Daha akılcı politikalar, daha değişimler yaratabilecekken ve daha refah bir ülke yaratabilecekken hani bu yöndeki bir görünmez bir setle karşı karşıya kalmamız ve bunu değiştirmeye dönük sözelden eyleme geçmiyor olmamızı neye bağlıyorsunuz? Neyle ilişkilendiriyorsunuz? Peki yani yapmış olduğunuz değerlendirme ve gözlemde neyle yüzleşmemiz gerekiyor? Siyasetçinin ve vatandaşın bakışı biraz değişmeli Baykan Hanım. Takım tutar gibi siyasetçi tutmamalıyız. Siyaset kurumları tutmamalıyız. Başarılı, başarı arzusu olan, vizyonu olan insanlara destek vermeliyiz. Sadece söylevde değil, gerçekten içeride de bir şeyler üretebilecek noktalara gelebilmemiz için bu şart. Bu noktada Baykan Hanım, bir değişime ihtiyacımız var. Görüyor, biliyor, söylüyoruz. Ancak vatandaşın henüz daha herhalde arzusu benim kızın işi ne olacak noktasındayız. Bunun değişime ihtiyacı var Baykan Hanım. Tabii çok iç içe geçmiş bir durum bu. Yani vatandaş bunu talep ediyor, siyaset veriyor. Yani bugünün siyasi koşulları için söylemiyorum. Siyaset gereğini yerine getirdiği sürece vatandaş bunu daha çok talep ediyor. Bu döngüyü kırmaya da ihtiyacımız var herhalde. İnşallah kırılarak Baykan Hanım diye umut ediyorum. Peki. Şimdi biraz ekonomiyi konuşmak istiyorum. Keza bugüne kadar biz ekonomiyi ayakta tutan iki sektör diye tanımladığımız yüksek öğrenim ve turizm bacağını konuşuyorduk. Evet. Ancak son yıllarda özellikle bir 10-15 yıldır inşaat sektörünün de bu süreçte ne kadar önemli bir lokomotif sektör haline geldiğinin de farkına vardık. Şimdi burada da doğru politikaları ne kadar hayata geçirebiliyoruz, bu süreçlerin desteklenmesi, açılım sağlaması ve ekonomiye direkt katkı sağlaması ile ilgili nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Biraz bu konudaki değerlendirmenizi de almak isterim. Yani şunu söyleyebilirim Baykan Hanım. İnşaat sektörü gerçekten hızla ekonomilere nüfus edebilen bir yapıya sahiptir dünyada. Bizim ülkede ise çok daha hızlı nüfus edebilme özelliğine sahiptir. Küçük ölçekte bir ekonomimiz olmaması hasebiyle. Ancak maalesef imar yasalarımızı yapamadık ve netleştiremedik. Bu yüzden yatırımcı da büyük bir endişe ve panik halinde. Bir belirsizlik. Belirsizlik olduğu noktada yatırımcı ne yapacağını bilmez ve güvensizlik ortaya çıkar. Ve bizim ülkede hemen hemen neredeyse eğer bir 6 ayda, bir ay, bir yılda bir de hükümetlerin değiştiğini düşünürsek, bu noktada bir de siyasi güvensizlik eklenirse, yasal eksiklerin içerisinde, belirsizlik içerisinde sektörler gelişmez. İnşaat sektörü hiç gelişemez. Bu noktada birkaç yıldır emirnameleri kaldırıp imar yasalarımızı geçirelim diye uğraşıyoruz. Ama maalesef hep bir engel, hep bir artık yokuş mu diyeyim veya bir başka bir pozisyonla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen gün İskele imar yasası geçti. Bir sivil toplum örgütü gitti. Ara emri aldı ve kesinleştirildi de ara emrini. Evet, çevremiz çok önemli. Adamız bizim
dünyadaki en önemli lokasyonlardan bir tanesine sahip. Biz toprağımızı, denizimizi, havamızı korumamız gerekli. Bu noktalarda bunun dışında bir şey düşünmek de zaten çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Ancak bu ülkede ekonomimizin de belli bir pozisyona gelmesi için hep birlikte söylüyoruz ya, yasal düzenlemeler yapalım. Aslında imar yasaları bir yasa. Adı zaten imar yasası. Bu yasallar güncelleşmişken, üstelik bütün neredeyse yerel belediyelerin o bölgedeki onayı verken bir şekilde emriyle durdurulması bana çok da doğru sağlıklı gelmedi. Bu işte orada bakıyoruz biz çok ciddi bir inşaat sektöründe, yani İskele bölgesi için söylüyorum, bir gelişim var ve ülkede çok da ciddi bir kaynak geliyor. Düşünün siz, her gelen ev konut alan insanların neredeyse 100 bin sterlinlik aldığı evde 10 bin sterlin devletin direkt geliri var. Bu çok ciddi bir gelir. Dolaylı vergiler hariç. Yani müteahhit kendisi, kurumlar vergisi öder, aldığı demirde direkt KDV öder vesaire filan. Neredeyse devlet bunun 1/3'ünü çok rahat alır. Çok rahat. Yani bunun toplam vergisi 100 bin senelik bir konutta 30-35 bin senelik devlet vergi olarak toplar. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de sadece bir ayda 159 bin konut satılmış Baykan Hanım. Bunun yarattığı katma değeri dikkate aldığımızda. Yani inşaat sektörünün aslında ne kadar önemli olduğunu bizler haricinde bütün dünya ülkeleri görüyor ve nasıl konut satarım ve yabancıya daha fazla konut nasıl satarımın arayışı içerisindeyken biz maalesef kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz çoğu kez. Tabii yapacak bir şey yok. Mahkemenin, Yüce Mahkemenin verdiği bir karar. Bu noktalarda artık bekleyeceğiz yasal sürecin geçmesini. Tabii yatırımcı için bu biraz durağı anlaşmasına, belirsizlikle. Endişelendiri çünkü ne olacağı belirsiz bir durum olur. Bir de şu anda belediyeler işlem yapmıyor, şehircilik işlem yapmıyor. Ne yapalım diyorlar, emirnameye mi dönelim, fasıl 96'yı mı uygulayalım? Ne uygulayacağınızı da bilmiyorsunuz bugünlerde. Yani bu belirsizliğin içerisinde bir yatırımın olması söz konusu değildir. Paranın biliyorsunuz en büyük düşmanı belirsizlik. Belirsizliktir. Bu noktada bu süreçleri maalesef yaşıyor ve yaşattırıyoruz hem kendi iş adamımıza hem kendi ekonomimize. Dolayısıyla hem imar planları meselesi yeniden tartışmaya açmamız gereken bir konu, planlama. Hem de şunu biliyoruz ki özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenlerin en büyük şikayet ettiği şey bürokratik işlemlerin yavaşlığı ya da bu konuyla ilgili ortaya çıkan engellerin aşılamaması. Bu konuda ayrıca bir olumsuzluk olarak yansıyor mu peki sürece? Tabii sektöre? Yansır. Bürokratik hantallık dünyanın her ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizi de yaratır. Ancak dünya aya gitmişken, artık dijital pozisyonlarda bütün izin makamlarını neredeyse tamamlamışken biz halen daha elden evrak sistemiyle bir şeyler düzeltmeye çalışıyoruz. O da aksak. Burada bence artık inşaat ruhsatları veren mercinin devletin ötesinde yerel yönetimlere devredilmesi ve yerel yönetimlere tek noktadan bu işlerin çözümlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah bunları da yasal bir pozisyon haline getirir. Bu yerel yönetimler yasası, değişiklik yasası ile birlikte bu yıl biraz daha yerel yönetimleri hukuken güçlendiririz ve yasal yetki alanlarını genişletiriz. Belediyeler sayısını düşürmek gibi bir görüş var hem iktidarda hem muhalefette. Onlarla birlikte bu süreçleri de geçirdir ve daha iyi, hızlı bir bürokrasi pozisyonu getirmiş olabiliriz ülkemize. Yavaş yavaş sona geldik. Konuştuklarımızla ilgili ya da bunun dışında son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı peki? Soralım size. Yani ülke insanımıza şunu söylemek istiyorum, vatandaşlarımıza Baykan Hanım. Evet, gerçekten çok ciddi bir ekonomik bir buhran içerisinden geçiyoruz. Kim ne derse desin, dünya ülkelerinden çok daha büyük bir çarpan etkisiyle ekonomik sıkıntıyı ülkemizde yaşıyoruz ve hissediyoruz. Ancak umutsuz olmasınlar, bu ülkede bir de artık siyaseten şapkalarını giymesinler ve bu ülkede gerçekten
bir değişikliğe ihtiyaç olduğumuzu düşünerek hareket etsinler. Siyasetçilerimiz de bizler de vatandaşlarımız da bu noktaları bir kez daha düşünsünler ki bu ülkenin temel ihtiyaçlarına ve temel sorunlarına çözüm bulabilelim. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Kıymetli görüşlerinizi paylaşma fırsatı verdiniz. Olun, kolay gelsin diyelim. Yine sizi burada ağırlamak isteyeceğiz. Zaman İnşallah. Yaratırsanız da seve seve dinleyeceğiz. İyi çalışmalar diyelim size. Sağ olun size. Demokrat Parti Milletvekili Sayın Hasan Tosunoğlu ile beraberdik. Manşet Artı'yı burada noktaladık. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle veda edelim sizlere. Hoşçakalın.